Arabus dergisi hayatımızın bir parçası haline gelen kablosuz internet ve cep telefonları konusunda son araştırmayı yayınladı. Sonuçlar korkutucu çıktı. Anne babaların çoğu çiva, egzoz dumanı, haşere ilaçları gibi zehirli kimyasallardan çocuklarını uzak tutar. Bunun sebebi Dünya Sağlık Örgütü'nün kansere sebep olan maddeler listesinde yer alan 250 maddeden biri olmalarıdır. Oysa ki aynı listede TV, radyo, mikrodalga fırın, cep telefonu ve kablosuz internet bağlantıları tarafından yayılan radyo ve elektromanyetik dalgalar da yer alır. Ama bu maddeler kadar dikkat çekmez. Ancak son yapılan araştırmalara göre mümkün olduğunca çocukları bu dalgalardan korumamız şart. Elektromanyetik dalgalar uzun süre maruz kalınan kişilerde kanser riski artıyor, sperm sayısı düşüyor ve sağlıkları hastalıklara da kapı aralanıyor. Maruz kalınan elektromanyetik dalgaların kansere dönüşme süresi 30 yıl veya daha fazla olarak hesaplanıyor. Bir zamanlar sigara için zararsız denip yıllar sonra kanser patlamasıyla bilinçlenme yaşandığı gibi elektromanyetik dalgalar konusunda da bundan 30 veya 40 yıl sonra benzer bir durumu yaşanabileceği belirtiliyor. Wi-Fi bizi yavaş yavaş öldürüyor mu makalesini yazan Mark Gibbs'e göre 50 yıl veya daha fazla 100 yıl sonra gibi dönüp baktığımızda cep telefonu ve kablosuz internetin nasıl insanlık tarihinin en büyük sağlık krizine sebep olduğunu şaşırabiliriz. Araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle ki, çocukların beyin dokuları yetişkinlere oranla çok daha ince. Bu nedenle elektromanyetik dalgalar çok daha içeriye nüfuz edebiliyor. Bu da beyin dokularını ve hücrelerini olumsuz etkileyebiliyor. Riskin en yüksek olduğu dönem, bebeğin henüz anne karnında olduğu dönem, hamilelerin evinde Wi-Fi bağlantısı kullanılması, cep telefonunun sürekli yakında bulundurulması kesinlikle önerilmiyor. Sütyenlerde taşınan cepler göğüs kanserinin riskini artırıyor. Cep telefonun kılavuzlarında elektromanyetik dalgalara maruz kalmanın tehlikelerine genişçe söz ediliyor. Kablosuz internet ile çalışan cihazların satışları mutlaka yakından izlenmelidir.